Fonla ilgili değil de gözüme çok güzel bir tablo çarptı. Onu sormak istiyorum. Evet. Onun hikayesini çok merak ettim. Onu... Galiba anne ve baba var. Evet, onu Aslan'ın düğün videosunda. Efendim canım? Ne oldu? Ay duygulandı. Düğün setup'ında. Değil mi? Düğünde bakacağız bakalım, onu işleyeceğiz. Demek ki bir özelliği var o tablonun. Kara kalem bir çalışma anladığım kadarıyla. Aşkım, bir sıkıntı yok herhalde. Yanlış bir şey söylemedim. Hayır, ot kırmadı. Hayır. Galiba o benim baş köşemde babası vefat etmiş. Öyle mi? Babayı kaybetti. Evet, çok küçük yaşta eşimin babası. Eşinin babası. Ay canım benim. Kusura bakmayın. Lütfen. Yok estağfurullah, rica ederim. Eşimin doğum gününde yaptırdım ben onu. Evet. Ona hediye ettim. Ne güzel düşünmüşsün. Ay canım, olsun aşkım. Hayatta bak, ağlamak da var, gülmek de var. Hepimiz insanız. Bunlar çok doğal duygular. Eşinin doğum gününde böyle bir sürpriz yaptın sen. Evet. Çok mu sevindi, hüzünlendi mi? Videosu var Aslan'ım, ağladı direkt zaten. Kendisi, ben babamla dans ettim. Mert orada biraz kötü oldu. Ay yavrum benim. Ben de doğum gününde böyle bir fikir geldi aklıma. Düğün videom, düğün fotoğrafımızda da babası olsun istedim. Ay canım. Bu şekilde bir portre çizdirdim. Şimdi sen olmayan kayınpederini, yani eşinin babasını oraya bir şekilde monte ettin. Evet. Ve böyle bir aile tablosu çıktı ortaya. Bir arkadaşım sağ olsun seni yaptı. Seni alnından öpüyorum. Bence bir eşe yapılabilecek en anlamlı hediye. Çok güzel. Belki şu an birçok kişiye fikir vermiş oldun. Ne kadar güzel düşündün. Teşekkür ederim Aslan. Kusura bakmayın. Geçtiğimiz günlerde de benim babam da rahmetli oldu biliyorsunuz. Covid döneminde Allah herkesin başı sağ olsun. Babalarını, analarını, aile büyüklerini kaybeden herkese Allah sabır versin. Bana da hediye geldi. Hatta sosyal medyamda paylaştım. Montajla babamı koymuşlar annemle benim yanıma. Annemin doğum günüydü geçtiğimiz günlerde. O karenin içine babamı oturtup bana göndermişler. Ne kadar güzel. Bak hiç tanımadığım birisi. Ben de çok duygulandım, çok hüzünlendim. Çok mutlu oldum açıkçası. Şu anda eşinin duygularını da anlıyorum, senin de duygularını anlıyorum. Evet. Çok ince bir düşünce. Bunu detaylı inşallah daha iyi olacak. Kusura bakmayın, bir yanda izleyeceğiz. Olsun yok, ablacığım. Oldu. Evet, çok da güzel demiştik. Devam edelim lütfen. Ben devam edebilir miyim? Et hayatım. Evet. Hadi devam et sen. Ben salonu genel olarak beğendim. Mobilyalarını beğendim, modellerini. Ama salonda çok sehpa bolluğu var. Orada bir sehpa var beyaz ayaklı. Burada sehpalar var. Yine aynı şekilde orada krom sehpalar var. Hı hı. Yani ayaklarının da farklı olması birazcık beni rahatsız etti. Bir de bol bol hani sehpa olması. Hı. Belki bilmiyorum misafirin çok geliyordu. Evet, onu diyecektim. Kalabalık bir aileyiz. O dekoratif olarak renklerinin orada ayrı olması, hani ayaklarının renklerinin ayrı olması beni rahatsız etti. Yoksa tabii ki de çok misafir geliyorsa gereklidir. Tabii. Ne kadar aldın mesela orta sehpanı ikili? 2,5 milyar. O biraz 2500 fazla. TL. 2500 TL. Başka bir şey var mı? Bir de mobilyalarının fiyatını soracaktım ben. Mobilyalarımın fiyatı, oturma grubumun fiyatı 4500 TL. Uygun. Yemek odasında soralım mı? Tabii masa ki. Yemek odamda 3000 TL. 3000 TL. O biraz da çok pahalı. Uygun. Fonları da soralım. Fonlar Aslan'ın perdelerle birlikte geldi. Onlar da bir 500 TL vardır. Peki bu fonlar iki ayna? O yemek takımımın aslında. Ben oraya koymak takım istedim. Evet, ben oraya... Yemek takımı, sandalyeleri, konsolu. Evet. Aynısı. 3000 lira yani. Evet. Gayet. Beraber 3000 lira. Evet. Ben sadece masa takımı olarak. Hayır değil. Tamam, o zaman uygun. Alo, kimi aradınız? Gelin evi, evet. Aslı Hünel ben. En popüler gelin soruyorlar galiba Aslı Hanım. Yok, sağlık çağırıyor. Yok canım. Evet, burada. Aslı burada Aslı Hanım, burada diyebilirsiniz. Sormayın. Bir ambulans istiyorum ben. Çok sıcak, şekerim mi düştü, bir şeyler oldu bana. Evet, kızları ne yapayım, mutfağa mı göndereyim? Peki, mutfağa gönderiyorum o zaman kızları. Tamam, bay bay. Hadi sizi mutfağa gönderiyorum ben. Gidelim. Buyurun, mutfaktayız. Şeyda Nurgel'in mutfağı modern dekore edilmiş. Beyaz ve siyah kombinlenen mutfak dolaplarının füme granit tezgahla uyumu çok hoş.
Beyaz üzeri gri desenli halı renk olarak mekana uysa da tarz olarak mutfağın modern havasıyla örtüşmüyor. Son olarak açık gri stor perdelerin modern ve temiz göründüğünü ancak neredeyse duvarı kaplayan gülümseten tabloların mutfağa uymadığını söyleyelim ve sözü hanımlara bırakalım. Buyurun, yorumlarınızı bekliyorum. Ben başlamak tabii istiyorum. Ki. Renk uyumu aslında güzel. Ben gri ile beyazı severim. Biliyorsun ki benim evim de gri yani ve cevizdi ama benim çok fazla cevizi yönlerim vardı ya, o çok gözüme batmıyordu çünkü beyaz da yoktu fazla. Ama senin mutfağında burayı ya tamamıyla beyaz ya tamamıyla gri görmek isterdim. Çok daha hoş dururdu. Bir de bu nedir? Masa galiba. Gösterin. Tabii. Gösterebilirim. Portatif bir masa. Ben annemin evindeki mutfak çok küçük olduğu için hep şey derdim. Portatif bir şey denemek istiyorum. Ben bunu ihtiyacım olduğu zaman açıyorum, kullanıyorum. Benim genelde balkonum da var. Yazları balkonda yiyoruz, kışları da oradaki sandalyeyi alıyorum. Eşimle burada yiyorum. Gayet mutfağa çıkışı, balkona çıkışı kesmediği için güzel bir düşünce. Evet. Kullanışlı bir masa, çok bayağı kullanışlı. Tavsiye ederim. Mutfak genel olarak temiz bir görüntü var mutfakta. Ama mutfak halısı kendi başına çok şık. Sanki mutfağa biraz fazla gelmiş. Ben de avize ile çok bağlaştıramadım açıkçası ikisini, o yüzden. Avize mutfak için uygun, ben evet, beğeniyorum ama halı biraz böyle hani, halı gerçekten çok şık. Yani mutfak ya halı olsaydı ama başka avize ya da avize halını. Hemen şunun açıklamasını yapayım. Kesinlikle şöyle katılıyorum size. Ben de çok şey yapamadım ama yer şeyim... Mermerlerim benim gri olduğu için, beyaz da gri aslında biraz katı. Onu ben halıyı patlatmak evet, o güzel, istedim. O güzel, evet. Ama model olarak biraz kesinlikle fazla. Ama ne kadar aldın? Bunu 500 TL'ye aldım. Çok uygun. Evet. Bu özel yapım bir şey mi? Değil. İnternet sitesinden aldım. Ne kadar aldığımı söyleyeyim mi gerçekten? 150 TL'ye aldım. Aa, çok iyi. Uygun. Evet, çok iyi. Nikahım da geldi tam da. Ve dediğim gibi olmuş. Kesmediği için balkona çıkışı çok kesinlikle güzel. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse diğer gelinlerimizi çağıralım mı? Tabii. Buyurun. Mutfakta eksikleri vardı ama renk olarak bana çok yakındı. Yani tek tük şeyler değişebilirdi, halı ve avize gibi. Ama çok da önemli değil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yorumlar seni biraz terletti mi? Yok, gayet iyiyim şu an. Başla istersen. Ben maçlıyım. Öncelikle mutfağın genel havasını... Böyle arkamı dönmeseydim çok güzel diyecektim. Arkamı bir döndüm, sanki çocuğun var desem çocuk odasına geldim diyeceğim. Öyle bir tablo gördüm. Bunlar buraya... Hemen söyleyeyim. Ben bu tabloları tabii ki de mutfağa uygun olmadığını gayet iyi biliyorum. Ama şöyle, ben balık burcu olduğum için sürekli duygu değişimleri yaşıyorum. Bu yüzden de eşim direkt bunu gördü. Dedi ki bence sen bunu mutfağa al. Sürekli mutfakta yaşadığın için olayları... Arkanı dönersin, güldüğün zaman onu bir gör dedi. Ne yapıyorsun mesela, ağlıyorsun. Direkt ağlamayı geç oradan dedi. Göz kırpmayı seç dedi. Hani amaç o aslında. Yoksa olmadığını ben de gayet iyi biliyorum. Duygu değişimini direkt yansıtmak için. Anlamlı ama bence buraya yine de olmamış. Tabii ki sizin tercihiniz, doğaldır. Ben şunu merak ettim. Bulaşık makinenin siyah ve çok uyumlu olmuş. Mermerle birbirini tamamlamış yani uyumu. Ne kadar aldınız? Şöyle hanımlar, bulaşık makinem, buzdolabım ve çamaşır makinemi ben 8500 TL'ye aldım. Uygun. Gerçekten. Ne zaman almıştın? 2018 yılında. Ha, o yüzden uygun. Evet, güzel. Burada bir şeyler görüyorum. Bunlar da yine çocuk odasının eşyaları buraya gelmiş. Bunlar tabii ki de burada normalde yoktu ama size göstermek... Hep bir yaşanmışlıktan bahsediyordun ya. Evet. Al sana yaşanmışlık. Ama işte bunu mutfakta değil de belki başka bir yerde... Şöyle, yatak odasında olmalıydı. Kesinlikle dekoratif açısından size gösterdim. Bu masayı da görmek isterseniz... Katlanabilir. Evet, masa. Evet, katlanabilir. Şu şekilde. İyi düşünülmüş bu alan için. Teşekkür ederim. Ben devam edeyim. Mutfağın şöyle direkt hazırlanılmış, konulmuş bir mutfak. Hani mermerin, yerin, hiçbir sıkıntı yok. Dolapların, her şeyin birbiriyle uyumlu. Ama bu tabii ki senlik bir şey değil yani. Senin yorumunu da katmayı isterdim. Hani senin yorumun sadece bunlar mı ya da bunun içindeki 2-3 obje mi? Hemen köşe. Bir de ben, evet, ben köşe gayet güzel. Köşeyi çok beğendim. Zaten ben o boruları falan da çok hoşlanmıyorum. Orada bir de bir tepsi görüyorum galiba. Size son alabilir miyim? Buyur İremciğim. Bu tepsi nedir? O tepsi benim eşimin ilkokulda yaptığı ilk sanat resmi. Aa, kendisi mi yaptı bunu ilkokuldayken? Evet.
Peki şimdi resme falan ilgisi var mı? Şu an yok ama keşke devam etseymiş. Onu böyle resimle üstüne böyle yapıştırıyorlar. Hani Ebru sanatı gibi düşünün. Gayet güzel olmuş bence. Şöyle vereyim dış ses. Yani ben pek bir yorum göremedim açıkçası. Bir de ben mutfakta stor perdeyi hiç sevmiyorum ve hiç kullanışlı bulmuyorum. Hatta stor perdeyi mutfakta değil, hiçbir odada kullanışlı bulmuyorum. Sen de biliyorsun ki işte temizliği sadece silinebiliyor, yıkaması biraz zor, sıkıntılı. Hele ki mutfak, sürekli yemek pişiyor falan. Ben onun açıklamasını yapayım başka şeye geçmeden. Benim balkonum var. Balkonum var. Ben buraya ilk aldığım zaman direkt dedim ki perde değil, stor perde, stor istiyorum dedim. Ve direkt çektiğim zaman bu zaten bütün gün boyunca hem güneş alıyor benim evim, hem de rahatlık açısından kapıyı açıp, yani bir perdeyi böyle itmek, kalkmak var. Bir de storu orada tutturup sadece kapıyı açıp kapatmak var. Hani demek istediğimi anladın mı? Tamamen benim amacım rahatlık. Stor perdenin fiyatı nedir? Stor perdeyi 500 TL'ye aldım. Ne zaman aldın peki? 2020 yılında. Uygun. Gayet normal bir fiyat. Evet. Yani bu kadar bizim yorumlarımız. Ben pek açıkçası yorum yapacak bir şey bulamadım objeler dışında. Zaten mutfakta başka yorum yapılacak bir şey yok. İşte ki şöyle bir şey var. Ben bu evi tutmadan zaten beyaz eşyalarımı aldım. Eve girer girmez direkt böyle yaptık. Beyaz eşyalarım buraya çok güzel olacak. Hani zaten herkes şey söyledi. Onda bir sıkıntı yok. Aynen, aynen öyle. Yani başka türlü ne gibi bir şey. Hani hareketlilerim var. Oradaki güzel bir köşem var mesela. Aslında şu var. Genel olarak mutfak çok iyi. Ama işte sen çok hareketlendirmişsin. Aslında hareketlendirmek güzel bir şey. Ama sen mi diyorsun? Çok hareketlendirmişsin. Mutfağı hareketli olan. Ama benim bir fotoğraf çekim alanıma ihtiyacım olduğu için hareketliydi. Benim obje değildi benimkiler. Benimkiler aslında mesleki alandı. Şeyi soracağım. Hangisi hareketlendirdi mesela seni? Hangisini çok hareketlendirdi? Orada hareket var, burada hareket var, yerde hareket var, o köşede hareket var. Mesela o doğalgaz borusunu sevdim ama mesela ben de orayı yaprak çok beğendim. Evet, sarmışsın, kendin hasır iple örmüşsün falan. Orasını çok beğendim. Onda hiç sıkıntı orada yok. Orada fotoğrafımız da var onu gördüyseniz. Küçük bir evet, fotoğraf görüyorum. Bakabilir evet, miyiz? Görüyorum. Küçük bir fotoğraf koydum oraya. Belki seni motive ediyordur mutfakta baktıkça. Güzel bir şey. Tabii ki de. Sevgiyle yapıyorsundur yemeklerini. Tabii ki de. Orası benim için çok gerçekten güzel. Kendin el emeğin, kendin bir şeyler katmışsın mutfağına. Ama dediğim gibi çok hareket vardı. O yüzden sadece o tarafını beğenmedim mutfağın. O magnetler neden orada? Yani dolabın üstünde... Zaten dolabım antrasit gri olduğu için oraya bir şey yapılması yasak. Yani yasak dedim ben istemiyorum çünkü çizilme ihtimali çok yüksek oluyor. Elzide olma ihtimalinden dolayı sürekli siliyorum dolabımı. O yüzden ben orayı değerlendirmek istedim. Bir de orası çok boş kalıyordu. Dedim ki hareketlilik olsun. Yine hareketlilik olsun. Artık yatak odasının yorumlarına geçelim mi? Geçelim evet, gidelim. Size. Bakalım orada bir hareketlilik var mı? Tabii ki buyurun. Şöyle ben fotoğrafını da koyayım. Tabii geçelim ki. Yatak odasına. Ben şöyle koyayım da fotoğrafım kalsın.